Merhaba gençler, YÖSRT'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir şeyle, konseptle karşınızdayım. Bir arkadaşımıza söz vermiştik, biraz geç oldu ama umarım işinize yarayacaktır. Matematik çalışırken nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Böyle ilk defa sohbet tarzında bir video atacak ve benim ilk defa göreceksiniz. Şimdi şöyle... Başlayalım. Önce Mat 1'de nelere çalışmalıyız ve Mat 1'de neyi bitirdikten sonra Mat 2'ye geçmeliyiz? Onu anlatacağım. Bir kere sayılar, temel kavramlar, bunlarsız zaten olmayacağını biliyorsunuz. Zaten hepinizin Mat 1'inde hemen hemen birçoğunuzda ne var? Sayılar ve temel kavramlar. İşte birçok konu zaten oturmuştur diye düşünüyorum. İşte belki bir neydi? Taban aritmetiğinde bazı zor sorular oturmamıştır diye düşünüyorum ama onunla da ilgili videoları aratırsanız, bazıları sanki bizim kanalı şöyle yapacaksınız, bir video bulmak istiyorsanız, hangi konuyu istiyorsanız başına YÖSRT yazıp, YÖSRT buraya hangi konuyu istiyorsanız, mutlak derse mutlak değer, taban aritmetiği ise taban aritmetiği, zor polinom konusu istiyorsanız zor polinom konusu, işte zor fonksiyon konusu arıyorsanız, zor limit, integral, türev, yani 900 küsur tane video var. Bunlardan mutlaka birkaç tanesi sizin aradığınız şeylerdir. Belki IQ'da biraz zayıf kaldık, onu biliyorum. Daha doğrusu IQ'yu bu kanalı kurmamızda bize yardımcı olan, belki birkaç yorumla denk geldiniz, bir öğrencimiz çekecekti. Fakat ben hemen hemen birçoğunu bitirmiştim. Onlara da böyle birkaç video yüklediler. Fakat IQ'da biraz eksik kaldık. Belki birkaç tane böyle ara başlıkla ilgili, IQ ile ilgili video gelecek. Evet, dönelim. Sayılar ve temel kavramları bitirdiniz. Rasyonel sayıları bitirdiniz. Bakın, üstü sayıları bitirdiniz. Köklü sayılara geldiniz. Köklü sayılara gelinceye kadar geometride dik üçgeni geçmiyorsunuz. Bakın, köklü sayılar olmadan siz dik üçgeni çözemezsiniz. Peki dik üçgen olmazsa neler olmazmış bakalım. Dik üçgenden önce trigonometri olmaz. Trigonometrinin, yani sen dik üçgen çalışmadıysan, ki trigonometride de tabii dikdörtgen var, kare var, küp var. Hani geometrinin o analitik geometri dışındaki kısmını bitirmeden trigonometri hiçbir zaman olmayacak. Bunu baştan bir konuşalım. Yani ben geometri çalışmayacağım diyen arkadaşlar, küp bilmezsen ya da dikdörtgenler prizması bilmezsen ya da eşkenar dörtgen bilmezsen trigonometride hep soru kaçırma olasılığın var. Bunu bir başa anlatayım. Yani köklü sayılardan sonra dik üçgeni anlıyoruz ve geometride ilerliyoruz. Ve bu dik üçgen olmazsa da neyle karşılaşacağınız belli. Trigonometri olmaz. Trigonometri olmazsa karmaşık sayı olmaz. Peki, burayı hallettiğinizi düşünerekten de ilerliyorum. Birinci dereceden denklemler, onları zaten geçelim. Eşitsizlikler. Şimdi eşitsizlik olmazsa bakın neler oluyor. Matikideki eşitsizlik olmaz. Logaritmadaki eşitsizlik olmaz. Yani eşitsizliğin olmadığı bir yerde siz bunları zaten yapamayacaksınız. Eşitsizlik olmasa mutlak değerde olmayacak. O yüzden basit bir konu gibi geçiyor. Birinci dereceden eşitsizlikler ya da diğer adıyla basit eşitsizlikler de diyebilirsiniz bunu. Peki gelelim, bence matematiğin en önemli konularından bir tanesi özdeşlik ve çarpanları ayırma. Bakın, özdeşlik ve çarpanları ayırma olmazsa neler olmuyor? Polinom, ikinci dereceden denklem, eşitsizlik ve parabol olmuyor. Yani matiki çözemiyorum diyorsanız emin olun eşitsizlik ve çarpanlara, özdeşlik ve çarpanlara ayırmada sıkıntınız vardır. Bakın hocam çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Çözemiyorum soruları. Neden? Çünkü çarpanlara ayırmada sıkıntın var. Bunu bitirdikten sonra matikinin en temel konularına, işte polinom, ikinci derece denklem, eşitsizlik, parabole geçiyorsunuz. Peki. Evet, fonksiyon. Zaten bunu sorularımın çözerken de şeyi söylüyorum zaten. Bakın, logaritma fonksiyonu, trigonometrik fonksiyonlar, logaritma fonksiyonunun türevi, ters trigonometrik fonksiyonlar. Zaten fonksiyon bilmiyorsan matiki zaten yine ne olmamıştır? Oturmamıştır. Peki fonksiyonlardan sonra, şimdi fonksiyonu anladın, buna eminsin. Ve geldin özel tanımlı fonksiyonları da anladıktan sonra limit türev integral yapıyorsun. Buradaki başlığın karşılığı da o. Peki oran orantı. Şimdi gelelim artık Mat 1'in sonuna. İşlem modül aritmetik. Zaten bu işlemi geçen video atmıştım, hatırlarsanız. Puzan'ın oran orantı problemler. Bakın, oran orantıdan sonra problemler çalışıyorsunuz. Bu çok çıkmıyor ama yine de permütasyon, kombinasyon, bilemem olasılığı da çalışın.
tıp kazanmak isteyen, full yapmak isteyen arkadaşlar için. Evet, biliyorum geometri çalışmayı sevmiyorsunuz. Zaman az kaldı. Ocak ayına az kaldı. Kasım'daki sınava hiçbiriniz hazırlandığını düşünmüyorum. Şeyde ocağa göre hazırlanıyorsunuz ve geometriniz olmadı. Olmuyor. Doğrudan şeye başlıyorsun. Üçgene geliyorsun. Açı ortay kenarda tıkanıyorsun değil mi? Peki. Tamam, olabilir. Sürekli açı ortay kenartay çalış. Benzerlikleri takılıyorsundur muhtemelen. Ve buraları halletmeye çalış. Peki dikdörtgen çalışmasan ne olur? Bakın dikdörtgenin, karenin, dörtgenlerin, çemberin bile birçok sorusunu yalnızca üçgen bilgisiyle çözebilirsiniz. Analitik geometri başka bir şey. Yani analitik geometri ve çemberin analitiği de bir nebze olur ama olmaz. Ama ben şundan eminim. Geometrinin üçgenleri çok iyi biliyorum. Her üçgen sorusunu çözüyorum diyen bir öğrenci dikdörtgeni de, kareyi de, çokgenleri de, çemberi de, paralel kenarı da aklınıza gelebilecek olan o çemberlere kadar olan her soruyu çözebileceğine eminim. Birçoğunuz tıp istiyor. Biraz da şu meslekleri konuşalım. Tıp, diş, eczacılık. Bunlar güzel meslekler. Bunlar da şöyle düşünün. Ben işte 20 yıldır bu işi yapıyorum. Sürekli tekrar ediyorum zaten bunu. Bu 20 yıllık hayatımda çalışmazsam bana hiçbir şey para getirmiyor. Yani şöyle düşünün. Ders vereceğim. İşte ne bileyim işte bir şeyler çalışacağım. Ve ben bu denklemin içerisinden çıktığımda ya da işe gelmediğimde para kazanamıyorum. Kendi iş yerimiz var işte. Mersin'deyiz bu arada. Mersin'de olanlara selam olsun. Her zaman bekleriz. Bu yüzden yazılım gibi, bilgisayar mühendisliği gibi daha böyle artık çağın mesleklerine doğru yönelirseniz sizin için naçizane benim fikrim iyi, daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü yazılımda iş yerinize gitmenize gerek yok. Hastaysan evinde de tabii çok ölümcül bir hastalık değilse tabii ki ölümcül bir hastalık zaten yani ya iş yapmayıver yani. Ama evdeyken de yapabileceğim bir meslek seçersen ya da ne bileyim İngiltere'de bir firmada çalışıyorsundur. İngiltere'de bir firmada çalışıyorsundur fakat Türkiye'de yaşıyorsundur. O yüzden böyle geleneksel mesleklerin artık dışına çıkın. Evet, tıp güzeldir, diş güzeldir, eczacılık belki bir nebze daha güzeldir. Fakat özellikle topluluk sayfasında bahsettiğim YouTube'un benim topluluk sayfasında oradaki mesleklerle ilgili yazılan yazıları mesela yapay zeka yazdı. Bir yapay zeka diye bir şey var ve artık bu bambaşka bir şeye doğru evrilecek. Ben mesleklerle ilgili bugün Ümit Hocam tekrardan sınava girseydiniz hangi mesleği seçmezdiniz deseydiniz kesinlikle tıbbı seçmezdim. Buna kesin eminim buna. Yani tıbbı seçmezdim. Hem çok ağır koşullarda çalışacaksınız hem 6 sene okulu bitirdikten sonra öyle çok da büyük şeyler yapamıyorsunuz. Uzmanlık var 8 yıl. İyi de ben yazılımda 5 yılda bitiririm yazılımı ve zaten daha öğrenciyken para kazanmaya başlamış olurum. Evet, benim diyeceklerim mesleklerle ilgili şeyler de bunlar. Gelelim beni bu işten bazen soğutan yorumlara geliyor. Arkadaşlar bakın orada çarpı işareti var bak. Beğenmiyorsan şu çarpı işaretine tıklıyorsun ve gidiyorsun. Ben biliyorum ne anlattığını. Ben işlem hatası yapabiliyorum. Bu başka bir şey. Ama ben şunu görüyorum. Benim videolarımı düzenli izleyen her insan bir tek dershanede hocasına soru sorabileceği birileri varsa etrafında ben şunundan eminim. Dershanede verilmeyenin daha fazlasını ben bedava anlatıyorum. Orada işlem hatası yaptım diye ya da ne bileyim işte anlamadım diyor. İyi de anlamadıysan anlama. Ben bu videoyu çekerken herkese bir şey matematik öğretebilirim diye bir iddiam yok. Sen toplama çıkarma bilmiyorsan, dört işlemin zayıfsa zaten ben onları içler dışlar çarpmaya geçiyorum zaten. Hani o yüzden de yani buraya kadar beni izlemiş ve benden bakın hep benden şu cümleyi duyarsınız. İşte bir adamın bir tanesi diyor ki hiçbir şey anlamadım. Ne yapabilirim abi? Ya karşına gelip ben senin matematik mi öğreteyim? Ha bir de bu platform öyle bir şey platform değil. Bak sen beni izlerken şu anda yanında bir sürü önerilen videolar var. Git oraya. Hayır yani kimseyi zorla tutmuyoruz ki. Sanki bana para vermiş ve bunun karşılığını istiyormuş gibi davranıyor. Reklamlar çokmuş. İyi de premium kullan. Türkiye 100 lira, 200 lira, 150 lira Türkiye'de çok büyük bir para değil ki. Sen Türkiye'de okumak istiyorsun. Türkiye'de üniversiteye gitmek istiyorsun. Bir günlük yemek parasını sen reklamsız YouTube izleyebilecekken hani ben buradaki şey mantığı anlamıyorum. Sen tıp okuyacağım diyorsun. Ya bir tıp okumak kolay mı? Hani masrafların var. Yani onun bir sürü alet edevatı var. Bir sürü kitabı var. Hani sen hem tıp okuyacağım diyorsun. Cebinde 5 kuruş para yok. Okuyamazsın arkadaşım. Paran yoksa Türkiye'de okuyamazsın yani.
Sen bana çıkıp diyorsun ki 150 lira, artık kaç lira premium bilmiyorum. Ben bunu vermeyeceğim. Reklam da izlemek istemiyorum. Ama bedavadan bilgi öğreneceğim. Öyle bir dünya yok. Bunu da artık konuşalım. Zaten YouTube'la ilgili biliyorsunuz yeni video gelmiyor. Yalnızca insanlarla yaptığım dersleri burada paylaşıyorum. Zaten fark ettiyseniz aynı tarz videolardan sürekli var. Yani o memnuniyetsiz insan, herkesi memnun edemiyorsunuz. Bu bir kere gerçek. Ve ben şunu diyorum. Yani ben de bir video izleyince beğenmiyorum. Hani kapatıp devam ediyorum ya hayatıma. Yani sanki böyle ben şey gibi, hani şeyi hissediyorum yorumdan. Benimle karşılıklı sözleşme imzalamış adam. Ben ona demişim ki aldım senden parayı, matematikle sana öğreteceğim demişim. Ve bunun karşılığını istiyor benden. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Bu bir kere şey. Ama bendeki emin olun bana verdiğinizin daha fazlasını alabilirsiniz. Dershaneye de öğrenemeyeceğiniz şeyleri öğreneceksiniz. Fakat bir de hani yorumlarda şunu da bir kez, şunu da bir ilk defa karşınıza böyle çıkınca da böyle içim doldu yani 4 yıldır. Ya adam diyor ki mesela 2 saatlik video var. 15. soruyu anlamadım diyor. Ya şöyle bir ben elimde telefon, bir yorum yapsın da 15. soruya gideyim diye değil ya, artık biraz teknolojiyi kullanın. Bak şunu yapacaksın. Kaçıncı dakika? 22. dakika. 15. şeyde anlamadığını anlat. Ha, hemen cevap vermeyebilirim. Mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorum. İşte ne bileyim. 5-10 dakika mola verdiklerine bakıyorum falan. Hani o yorumlardaki şeyleri de, ha çok çok böyle yerin dibine geçecek olan şeyler varsa da direkt sabitliyorum, herkesi ifşa ediyorum. İşte bir tane hoca vardı mesela, işte toplamayı mı 13 çarpı bilmem neyi yanlış yapmışım. Bana laf attı falan, dedim al bakayım sen ne yapmışsın. Bir de beni eleştiren arkadaşların cidden girip YouTube kanallarına varsa bakıyorum. İnsanlık adına hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamış. Ya ben bir tane video atıp insanın bir tanesine bir şey öğrettiysem ve bunu da karşılıksız yani. Bunun bir karşılığı yok. Ben yalnızca bunu yaparken birkaç öğrencim hocam YouTube'a girmelisiniz diye girdik yani. İş bambaşka noktalara geldi. Bugün yani neredeyse YKS öğrencileri kadar öğrencilerimiz var Göste. Ha tabii ki biz bu işten para, ben babamın hayrını atmıyorum tabii ki. Oraya atıyorum ki insanlar beni tanısın, benden özel ders alsınlar. Tamam, temel mantığımız bu ama orada benim faydamla sizin faydanız aynı şey değil. Bugün ben ne öğrenciler gördüm? 40 kişilik sınıfta neredeyse deli gibi paralar verip hiçbir şey öğrenmeyen insanlar görüyorum. O yüzden ha bir de benden PDF istemeyin arkadaşlar. Bakın ben bu kitaptan her öğrencime aldırıyorum. Yani her öğrencime, yani özel ders verdiğim her öğrencime ben bu kitabı aldırıyorum. Yani ben kitabını aldırmadığım, parasını vermediğim hiçbir şeyi kullanmıyorum. Siz de kullanmayın. Evet biliyorum Türkiye'de ekonomi kötü, insanların ekonomisi kötü. Artık o sizin şeyinize bağlı. Hani artık birkaç, herhalde 3-5 Telegram kanalını geçseniz zaten elde edebileceğiniz şeyi, yani bir adam ben video anlatmışım bu yetmemiş, bir de bunun PDF'ini istiyor. Ya el insaf ya, hani azıcık cevval ol ya da yaz Google'a, Google diye bir teknoloji var yani, yaz oraya. Evet bu işin şey kısmına geçelim artık, tamam. Eleştiri kısmında geçtik. Evet yorumlarınız çok güzel. Yani herkes herkesi beğenmek zorunda değil. Benim hayata bakış açım şu. Ölmüyorsanız ayağa kalkacaksınız. Yani bunun başka bir yolu yok. Çalıştım olmuyor. Ya ne demek olmuyor ya? Yapan çok zeki bir adam değil ki. Yani siz sanıyor musunuz ben çok zekiyim de matematik biliyorum? Öyle bir durum yok. Çalıştım ben. Benim başka çarem yoktu bir de yani. Ben garsondum, sonuna gittim matematik okudum. Yani şey mi, vazgeçsem ne yapacaktım? Garsonluğa geri mi dönecektim yani? O yüzden de hani kimse bana çıkıp yapamıyorum edemiyorum demesin. Daha az uyu arkadaşım. Yani günlüğünü planla. Bana diyor ki mesela günlük plan yapın hocam. Ya arkadaş senin kaçta kalktığını bilmem, kaçta yattığını bilmem. Ya yani bunu bana mı ben? Ben öyle profesyonel bir şey değil ki. Ben şunu biliyorum hayatımda. Benim başka çarem yoktu. Buradan benim yalnızca başka çaresi olmayan, üniversite okumak zorunda olan insanlara bir şeyim var. Öğüdüm var. Daha az uyuyacaksın arkadaşım. Daha az telefonla vakit geçireceksin. Yani senin saatin 24 saat. Bakın çok net bir şey var. Fakirin çalışmaktan başka çaresi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani siz maddi durumu kötü bir ailedeyseniz eğer ya da bir gün hayallerinizi gerçekleştirmek için çok paraya ihtiyacınız varsa bu para gökten zembille gelmeyecek. Milli piyango oynarsanız gelmeyecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yapacağınız tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bunun başka bir yolu yok. Yani şu an gösteremiyorum. Çünkü kalem tuttum elimde. Mesela şurası. Nasıl benim tut? Ve sen benden daha fazla kalem tutacaksın. Hani benim zaten hayatımı bir şekilde kurtarmışım. Benim elim nasıl tutmuş? Bazen öğrenciler var karşılıklı diyorum.
Yani yüz yüze gördüğümüz öğrencilerde. Yani diyorum ki hani kalem çok çalıştım diyor. Bakıyorum elinde nasır tutmamış. Sen kalem tutmaktan elini nasır tutması gerekiyor. Hani o yüzden de hani bunu böyle sürekli dile getiriyorum. Bir şeyi anlamıyorsan yani yaz o konunun başlığını. Yani işte ne bileyim işte mutlak değerde mutlak değeri anlamadın değil mi? Benden dinledin olmadı. İşte mutlak değer dedim, basit anlatım dedim olmadı. Bir daha dinledin olmadı. Demek ki senin bu bilgiyi anlamıyorsan başka bir eksik var geçmişte. Atıyorum toplamada, çıkarmada, çarpmada, bölmede, işaret bilgisinde. Hani bu örnek çok doğru bir örnek olmadı ama atıyorum işte limit x 1'e giderken x kare eksi 1 bölü x eksi 1 mesela. Adam çat çat çözmüş direkt buna 2 demiş. Senin bunda sıkıntın varsa bir kere çarpanlar aymada sıkıntın var. İşte L'Hopital diye bir kural var. Yani bugün şu an beni izliyorsanız demek ki senin internetin var. Ve internette bugün yapamayacağın tek şey ne biliyor musun? Şu videoda kafana takılan bir şeyi soramıyorsun. Tek şey bu. O kafana takılanı tekrar aratırıp tekrar çözüme ulaştırabilirsiniz. Yani bu bilgi çağında şu kadar şeyin yapıldığı hani yüzlerce videonun ya benim 900 küsur tane videom var ya. Hani şöyle düşünün. Anlamayacağınız, ulaşamayacağınız bir bilgi yok. Lütfen. Bahaneler uydurmayı kesin ve bir an önce yani işte sabah saat 9'da kalkacağım. Bilmem neyde kalkacağım değil işte. Ocak'ta belli ki sınav olacak. Ha, belli değil daha tarihi de olacak belli ki. Ocak'ta olur, Şubat'ta olur. Önemli değil. Sen kendini hazır etmen lazım. Yani mutlaka ya ben yani istediğiniz bir hayaliniz vardır. Bugün şu videoyu şuraya kadar dinlediysen bir hayalin vardır. Kimse de hayallerine öyle bedavadan ulaşamıyor. Emin ol. Yani maddi durumu ne olursa olsun. Maddi durumu çok iyidir. Çalışmamıştır. Hayatında hiçbir şey becerememiştir. Çünkü her şey hazır etrafındadır. Mücadele etmeyi bilmiyordur. O adam tabii ki vazgeçecek. Ne yapar? İşte parasını verir okur. Ama yani işte parasını okuyarak nereye kadar gider? Üniversiteye gider. Üniversitede parasını verince geçemiyorsun işte yani. Özel ders alacak bir durum da yok. Hadi şimdi matematikten özel ders alıyorsun. IQ'dan özel ders alıyorsun. Geçiyorsun. Atıyorum histoloji dersinde özel ders mi alacaksın? Ha belki bir üst sınıftan alabilirsin. Ama işte hayat herkese eşit bir şekilde davranmıyor zaten gençler. Yani hayatımızın eşitsizlik her tarafta var. Bir tek bu mu canımızı sıkıyor yani? Birilerinin senden daha güzel evi var. Hak edip hak etmemesi önemli değil. Birilerinin senin cebindeki parasından daha fazla paran var. Ya bu kadar eşitsizliğin içerisinde şu mu bize batıyor? Hocam parası olan insanlar özel ders alıyor. Yani şimdi bunu anlaması yani öteki taraf senden daha kaliteli et yiyor. Senden daha kaliteli şey tüketiyor. Mevzu şu. Sen ananın babanın yaptığı hataya düşecek misin kardeşim? Yani bu mevzu tam da bu yani. Senin daha kalitesiz et yemenin tek sebebi annen baban. Annen baban zamanında çok çalışsaydı ya da var ya da yok bilemem artık şeyi. Senin kendi kaderini değiştirebilecek olan kişi sensin. Bunun şeyi yok. Gerekirse 4 saat uyuyacaksın. 3 saat uyuyacaksın. Yani bunun bir başka... Ya benim öğrencilerim var adam hem gidip çalışıyor. Para kazanıyor hem de gelip ders alıyor yani. Ben de aynı şekilde garsonluk yaparak geldik. Biz bu geçmişimizde utanacak insanlar değiliz yani. Biz bugünlere insanların masasına çorba koyarak sabah saat 6'da kalkıp işte öğlene kadar çalışıp öğleden sonra okula giderek geldik bugünlere. Yani kimileri buna benim kadar zorlanmadı. Benim kadar iyi bir matematik öğretmeni vardır. O adam çok rahat bir şekilde ulaşmıştır. Ben şimdi ne diyeyim adama yani şey sen benden daha şanslısın. Adam ne diyecek yani? Ona ne ki yani? O yüzden herkes kendi çektiği dertleri kadar hayatta tutunabilir. O yüzden ölmüyorsanız ders çalışmak zorundasınız. Ölmüyorsanız bir hayaliniz varsa bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapın. Evet. Merak ettiniz. Biliyorum birçok hocayı da. Ümit hocamız benim. Şimdi benden bu kadar bir daha böyle görüntülü video falan çekmeyeceğim. Bir tek IQ ile ilgili birkaç video çekeceğim. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.